Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, yine Galatasaray'ın transfer gündemiyle karşınızdayım. Şimdi Galatasaray transfer gündemi anlık, günlük, saatlik değişebiliyor. Özellikle Twitter'ı takip eden dostlar varsa oradaki haberleri görebiliyorsunuzdur. Bir sürü isim ortaya atılıyor. Bunların hepsini biz haber yapmaya veya yayın yapmaya kalkarsak bizim belki de ömrümüz yetmez. Saatlik olarak bir sürü futbolcu atılabiliyor. Doğru mu Nurcan? Doğru. Şimdi biz olabilecekleri konuşacağız bugün. Neler olacak, neler bitecek? Kendimizce yorumlayacağız. Basından takip ettiğimiz kadarıyla Galatasaray kimlerle ilgileniyor? İçeriden aldığımız ufak tefek bilgiler de olabiliyor. Bunları da sizlere elimizden geldiğince paylaşacağız. Şimdi öncelikle kaleciyle başlamak istiyorum. Galatasaray mutlaka bir kaleci transfer etmek istiyor. Bu aşikar. Hem Fatih Terim hem yönetim Galatasaray'ın kaleci performansında Okan'ın performansını yetersiz gördü. Yani bu dışarıdan bariz belli oluyor. Bunu herkes görebiliyor. O yüzden Muslera büyük ihtimal ocağa kadar olmayacağından dolayı ne yapacak? Galatasaray kaleci transfer edecek. Özellikle yerli üzerinde duruyordu Galatasaray. Neden? Çünkü yabancı sınırlaması gelmişti. Yabancı konusunda tereddütler vardı. Acaba yabancı kontenjanını kaleciden yana kullanalım mı, kullanmayalım mı diye bir konuşma gerçekleştirdiler. Sonrasında yabancı sınırı bir yıl ertelendikten sonra buraya tekrardan bir yabancı kaleci gündeme geldi. Yani daha önceden kimleri söylemiştik? Volkan Bacan'la Galatasaray görüşmüştü ki Başakşehir bırakmadı onu. Bunu Beşiktaş da istemişti Volkan Babacan'ı aynı şekilde yine. Bırakmadı. Galatasaray'ın Serkan Kırıntılı'ya olan bir ilgisi var demiştim. Bunu da ben içeriden öğrenmiştim. Ancak şu an Beşiktaş Serkan Kırıntılı'ya biraz daha yakın. Bunu da söyleyelim. İbrahim Seyiç'le görüşüyor. Aynı zamanda daha önceden Beto'yla bir görüşmüştü Galatasaray. Ama net somut bir adım yok. Adım yok burada. Yani %100 Galatasaray'da diyebileceğimiz bir kaleci yok. Daha önce Beto Galatasaray'da diye bir yayın yapmıştık. Ancak onu NTV'nin haberini baz alarak biz yayın yaptık. Yani NTV Spor, o videomu izlerseniz NTV Spor böyle bir haber attı. Başta da biz dedik ki Beto Galatasaray'da, NTV Spor'un haberini kaynak göstererek yapmıştık. Şimdi net somut bir adım yok. Ama şimdi yarından itibaren transfer sezonu açılacağı için biraz hareketlenecek. Çünkü ayın 12'sine kadar Fatih Terim bir şekilde bu transferlerin sonuca doğru yaklaşmasını istiyor ve transferlerin bir an önce bitmesini istiyor. Onu da söyleyelim. Basında dolaşan başka bir haber. Kaan Ayhan Galatasaray'la değil Sosa'yla ile anlaşmış durumda olduğu söyleniyor. Kaan Ayhan'ın da bu yönde bir açıklaması var. Ancak bazı basın mensuplarına göre de Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a gelme ihtimali ufak da olsa var. Ben en başında şöyle bir açıklama yapmıştım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kaan Ayhan'ı almak biraz zor demiştim. Sonrasında ise iş ciddileştiğinde acaba diye kendi kendime soru sordum. Acaba geliyor mu diye. Olmadı. Büyük ihtimal gelmeyecek. Kaan Ayhan gelmeyecek. Zaten şu anda Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ihtiyacı yok. Neden yok? Hemen sizlere şunu açıklayayım. Zaten elinde iki tane çok iyi stoper var. Bana sorarsanız Türkiye'nin en iyi stoper tandemi. Kim bunlar? Luyendam'ı Markao. Tabii ki de buna yedeklemeniz gerekiyor. Yani Ahmet Çalık'la olacak iş değil. Donk'un kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Ahmet Çalık var. Semih Kaya'ya bir ilgi olduğu söyleniyor. Ki bence Semih Kaya'nın Galatasaray'a gelmesi ihtimal vermiyorum. Yani Fatih Hoca'nın isteyeceğini zannetmiyorum. Emin diye bir genç kardeşimiz var ama yani biliyorsunuz ki 38 maç oynanacak. 38 maç mı? 40 maç oynanacak ya. 40 maç. 40 maç demek çok fazla tempo gerektirecek. Bir de Galatasaray'ın UEFA katılma ihtimali de var biliyorsunuz. Eğer ki bir de UEFA gruplara da giderse Türkiye Kupası var. İnanılmaz bir rotasyonlu bir kadro kurması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani o yüzden her futbolcuyu değerlendirmek zorunda. Şimdi Semih Kaya'yı istemeyebilir hoca ama onun yerine farklı oyunculara da yönelebilir. Bu yabancı olur mu bilemeyiz. Şimdi mesela ben az önce Twitter'da şunu gördüm. Luyendam'a teklif varmış ama fiyatını göremedik.
Luyendama'yı Galatasaray kaç paradan satar? Satarsa oraya kimleri transfer eder? Bilemiyorum ama bakın şunu net söylüyorum. Scout ekibi şu an Galatasaray'da stoper arayışlarına devam ediyor. Yani yabancı uyruklu bir futbolcu stoper arayışına devam ediyor. Orada şu an hani net bir bilgimiz yok. Kimlerle görüşülecek, kimleri analiz ediliyor onu net bir şekilde söyleyemiyorum ama oraya bir stoper arayışı var. Fatih Terim de bu ikili stoperi göndermek istemiyor. Özellikle Markov ile Luyendama tandemini ama Galatasaray'ın paraya ihtiyacı var. Belhanda'nın satışı, Feghouli'nin satışına göre, oradan gelecek paraya göre belki bu ikili bozulabilir. Yani ikiliden bir tanesi bozulabilir ki bana göre büyük ihtimal Luyendama'nın gidebileceğini hissediyorum açıkçası. Nurcan Hanım bir şey söylemek ister misiniz? Ben de bu arada kahvemden bir yudum alayım. Luyendama'nın ben de gideceğini düşünüyorum. Ben sana katılıyorum ama Fatih Hoca'nın şu an Semih'i tekrar Galatasaray kadrosuna katacağını düşünmüyorum. Yaştan dolayı düşünmüyorum. Bunun kalı olarak da ilerleyen günlerde zaten bizi heyecanlı bir dönem bekliyor. Ama artık parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de hiçbir büyük takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor zamanında hiçbir zaman transferi bitirememiştir. Ben zannetmiyorum ki takımlar yine kamp dönemine transferlerini yetiştirsin. Full kadro o kampa gitsin. Ben yine ihtimal vermiyorum. Yani, ligin ne zaman başlayacağı da tam olarak belli değil ama. Yani başlayacak. Lig başlayacak da acaba o dönemde bu koronavirüs tekrar yükselecek mi? Okullar başlayacak deniyor. Yani normal hayatımıza döneceğimiz söyleniyor ama şu an hani kimse net bir şey söylemiyor. Bu arada kedimiz geldi. Kadrajda gözüküyor mu kedimiz? Kedimizin bir kısmı gözüküyor, bir kısmı gözükmüyor. Kızım gel. Gel seni görmesinler. Gel bak maşallah deyin kızıma. Maşallah deyin. Hadi geç bakalım buralarda. Gezilsin. Sen yatıyordun. Evet, kedimiz orada gitsin. Şimdi orta sahaya geldiğimizde orta saha çok büyük sıkıntılar var Galatasaray'da. Neden biliyor musunuz? Galatasaray'da ilk 11'de düşünen iki isim vardı. Kim bunlar? Seri ve Lemina. Galatasaray bunun iki oyuncudan en azından bence bir tanesini tutması gerekiyor. Ya Seri ya Lemina. Benim tercihim normal şartlarda Lemina olurdu. Ancak Lemina'nın sakatlık problemi olduğundan dolayı Seri'yi bir adım daha önde görüyorum. Neden tutmalı Galatasaray Seri'yi? Bunu açıklıyorum. Tamamen siz oradaki tandemi bozarsanız tekrardan bir kemik kadro oluşturmanız gerekecek. Galatasaray geçen yıl bunu çok büyük sıkıntılarını çekti biliyorsunuz. O yüzden bir şekilde burada bir oyuncu tutarsa en azından Seri'ye partner olarak başka bir futbolcu bakabilirler. Şimdi Luyendama, Marcao'nun önünde bir Seri, bunların uyumu var. Yani herhangi bir uyum sorunu yaşamayacaksınız. Ama ikisini değiştirdiğiniz zaman uyum sorunu yaşanacak. Ki Belhanda'nın da gittiğini düşünürsek, oraya bir 10 numara da aldığınızı düşünürseniz ne yaptı? Sol kanat da gitti. Onyekuru'nun gelmeyeceğini düşünürseniz. Sağ kanadı da değişti. Yani orta saha tamamen değişmiş olacak. En azından Galatasaray'ı tanıyan, Galatasaray'ı bilen bir futbolcunun orta sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Sizler ne düşünüyorsunuz? Alttaki yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yine kedi faciası oralarda yaşanıyor. Evet, şimdi Mensah adı çok konuşuluyor. Galatasaray'da Mensah ciddi ciddi konuşulmaya başladı. Şimdi eğer ki Kayserispor küme düşseydi, hakkaniyetli olarak bence küme düşmesi gerekiyordu. Düşseydi ne olacaktı? Mensah bir şekilde elinden çıkartacaktı. Ancak şu anda Kayserispor'da kümede kaldı. Yani Süper Lig'de kaldığı için yine Mensah'ı elinde tutmak isteyebilir. Tabii ki Atletico Madrid'de bir miktar 3 milyon euro civarında konuşuluyor. Bu kadar bir para verilecek. Bu parayı verebilir mi? Evet, verebilir. Çünkü Süper Lig'in gelirleri alt lige göre daha çok fazla. O yüzden hani Mensah için gözünü karartabilir Kayserispor. Neden? Çünkü Mensah, yani Kayserispor'da Mensah için takım kurulur. O yüzden Mensah'ı elinde tutabilir. Ama o kadar kulüplerimiz darboğazda ki her an her şey olabilir. Yine bakarsınız bir miktar para, bir iki oyuncu takasla belki Galatasaray yine bu Mensah'ı transfer edebilir. Sence Mensah konusunda Galatasaray'ın alması gerektiğini düşünüyor musun? Yani Mensah %100 Galatasaray'ın oyuncusu mudur? Mensah Galatasaray'da oynayabilir. Oynayabilir, yapabilir bence. Bu kadar mı? Hızlı oyuncu. Evet. Hızlı oyuncu, hızlı bir oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı. Biraz da agresif ve Fatih Hoca
Şöyle bir haber gördüm. Haberin kim kaynağını hatırlamıyorum. Kusura bakmasın kendisi. Özel yaşantısını araştırıyormuş. Cagney'den sonra. Özel yaşantısında da biraz sıkıntılı ve çok kırmızı kart görme meyilli olduğu için biraz özel yaşantısını da araştırıyormuş. Felipe Melo'yu da çok fazla agresifti saha içerisinde ama saha dışında magazinde görmüyordu kendisini veya saha dışında çok absürt hareketler yapmıyordu ama Jack ne bunu yapıyor? Yani Jack ne biraz sıkıntılı. Yani evet, saha içerisinde belki bazen bekleneni verebiliyor, bazen veremiyor ama saha dışında bazen sıkıntılı paylaşımlar yapabiliyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi forvet kısmına gelelim. Yani forvet Galatasaray'ın çok büyük kanayan yaralarından bir tanesi. 2 senedir. Gomis gittikten sonra Galatasaray'da hiçbir zaman işte bu dediğimiz bir forvet olmadı. Oraya bir sürü transferler yapıldı. Yani Kostas Mitrol geldi, olmadı. Jack ne geldi, olmadı. İlk dönem Gomis gittikten sonra forvet santraforsuz oynandı, olmadı. Falcao geldi, olmadı. Adem Büyük orada oynamaya çalışıyor, olmuyor. Öbür taraftan Andone geldi, sakatlıklarla boğuştu, olmadı. Yani bir sıkıntı var. Forvet kısmında sıkıntı var. Şimdi Galatasaray'ın elinde iki tane kaliteli forvet var. Bakın, kaliteli, tırnak içerisinde söylüyorum, kaliteli. Kaliteden kastım şu: Falcao dünya yıldızı bir santrafor. Sağlıklı bir Falcao'yu şu an inanın Real Madrid'de ister, Manchester United'de ister. Sağlıklı bir Falcao'yu. Öbür taraftan Cagney'e bakalım. Cagney yani 30 gol atmış Süper Lig'de. 20'sini Kasımpaşa'da, 10'unu bizde atmış, Galatasaray'da atmış. Yani bu oyuncuyu hiçe saymak bence biraz, ben çok zamanında eleştirdim. Hatta bu eleştirilerimden ben çok büyük eleştiriler aldım. Küfür de yedim, biliyorsun. Yani biraz mantıklı düşününce, ne bileyim, özel yaşantısından dolayı Cagney'in gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa saha içerisinde Galatasaray'a bir şeyler verebilir. Falcao'yu da şu şekilde söyleyebilirim. Eğer Falcao yıllık maaşında ciddi derecede bir indirim yapabilirse kalabilir. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği Weisman var. Çok güzel, kaliteli bir forvet. 31 maçta 30 gol atmış kendi liginde. Galatasaray'ın da ihtiyacı olan bir forvet. Ben o şekilde görüyorum. Çünkü ceza sahası içerisinde çok etkili, süratli bir futbolcu. Hava toplarında çok etkili. Kanatlardan top aldığı zaman içeri kat etmesini seven. Yani aslına bakarsanız Onyekuru'nun nasıl ceza sahası dışından kanatlardan alıp içeri girdiğini varsayarsak, Weisman da kenarlara geldiği zaman bunları çok iyi yapabilen bir futbolcu. Ancak şöyle paylaşımlar görüyorum. Bu paylaşımlar beni maalesef üzüyor. İsrail'li bir futbolcu. Biz ırkçılığı sevmiyoruz. Irkçılığı sevmiyoruz diyoruz. Ancak ırkçılık yapıyoruz. Olabilir. Yani kimse nerede doğacağını, nerede nasıl yaşayacağını seçemez. Yapacak bir şey yok. O da İsrail'de olabilir. Zamanında Balili geldi burada, top oynadı. Buranın ekmeğini yedi, suyunu içti. Balili'den biz bir hakaret, bir küfür veya herhangi bir şey görmedik. Kostas Mitrol oynadı ya. Kostas Mitrol da Yunan'dı. Gekas Yunan. Yani bunlar olabilir profesyonel futbol içerisinde. Bunların hepsini yaşayacağız. O yüzden insanları milliyetine göre ayırt etmeyin. Lütfen sizlerden ricam. Bunu size tekrardan hatırlatıyorum. Daha önce söylemiştim zaten. Öbür yandan gideceklere göz atarsak. Nurcan. Galatasaray Feghouli'yi %100 göndermek istiyor. Belhanda'yı %100 göndermek istiyor. Ya bu iki oyuncudan gelecek bonservis bedeli Galatasaray'ın transfer planını %100 doğrudan etkileyecek. Şu an zaten biten transferler var. Biten transferler 4 Ağustos'tan sonra yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Belki birden hepsi açıklanacaktır. Bu biten transferleri sizlere söyleyelim. Tek tek. Omar El Abdüley. Arda Turan. Bakın, Arda Turan'ı her yayınımda söylüyorum. Arda Turan Galatasaray'ın futbolcusu bu saatten sonra. Oğulcan Çağlayan. Emre Kılınç. Ve Kerem Aktürkoğlu. Bu beşi net olarak bittiğini sizlere söyleyebilirim. Bir de son olarak son şunu ekleyeceğim. Sonra yavaş yavaş yayını kapatacağız. Çok doldu mu Nurcan yani? Bir bakar mısın? 14 dakika. Çok olmuş. Çok konuşmuş. Çok gevezeyim ben. Evet. Şimdi Galatasaray sol beke bir transfer yapacak. Bu transfer nedir? Kimdir? Galatasaray ilk öncesinde en başa dönelim.
En başta Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'la ilgilendi. Sonra ben Fenerbahçe ile görüşmeden sizinle görüşmeyeceğim dedi. Eğer Fenerbahçe ile ilişkin kesilirse sizinle masaya oturabileceğini söyledi. O yüzden Galatasaray beklemeye geçti. Öbür yandan Caner Erkin'le görüştü. Ancak o sırada yine Fenerbahçe Caner Erkin'le görüşüyordu. Ve en son üçüncü aday ise yine aynı şekilde Umut Meraş'tı. Ama Umut Meraş'ta somut bir adım atılmadı. Sadece neler olabileceğini anlatıldı ve bize gelip gelmeyeceği soruldu. Yani Galatasaray'a gelip gelmeyeceği soruldu. Oradan olumlu yanıt alındıktan sonra herhangi bir dönüş yapılmadı. Şimdi Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye gittiği resmen konuşuluyor. Gökhan Gönül'ün de konuşuluyor aynı zamanda. Bu iki oyuncu Galatasaray'da listesinde, sol bek listesini birebir etkileyecek. Ancak bir şey söyleyeceğim. Caner Erkin'le alakalı olarak Günay'cığım parada anlaşılmadığı söyleniyor şu anda. Fenerbahçe için mi? Fenerbahçe için. Ya ben de tam tersini görüyorum. Yani bilgi kirliliği çok var. Bakın Galatasaray'ın şu şekilde şekillenecek. Caner Erkin Fenerbahçe'ye giderse Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe ile sözleşme yenilemez. Galatasaray masaya oturur ve Galatasaray'la anlaşır. Net. Eğer ki Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de kalırsa Caner Erkin'le Fenerbahçe anlaşmaz. Fenerbahçe Galatasaray'da Caner Erkin'i alır. Zaten Fenerbahçe'de Novak var şu anda. Elinde Novak var. Bir de Caner'i aldıktan sonra oraya Heren veya Hasan Ali kaldık. İkisinden bir tanesi kaldıktan sonra herhangi bir transfere gerek yok. Yani şöyle söyleyelim bir de. Yani Novak varken elinde Hasan Ali Kaldırım'la anlaşmış Fenerbahçe. Caner oraya gitmez. Gitmez. O, yani çünkü o rekabete girmez. Ben zannetmiyorum. Veyahut Novak almış bir Fenerbahçe. Caner almış bir Fenerbahçe. Hasan Ali Kaldırım da o forma rekabetine gireceğini zannetmiyorum. Yani şu üçgenden bakalım neler çıkacak, çok merak ediyorum. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bizim için abone olmanız çok önemli. Alta yorumları lütfen yorumlara böyle yorum yazın. Yorumları görünce seviniyorum ve okuyorum onları. Tabii ki de bazı dingiller hakaret edebiliyor. Onları böyle hemen ayıklıyoruz oradan. Beğeni atabilirsiniz. Beğenmiyor olabilirsiniz. Dislike atabilirsiniz. Biz dislike atmayın demiyoruz. Ama neden beğenmediğinizi aşağıya yazın. Eğer ki şunu beğenmedim, hareketini beğenmedim, tipini beğenmedim, gözlüğünü beğenmedim, konuşmanı beğenmedim, mikrofonunu, bir sürü şey sayabilirsiniz. Yeter ki saygı çerçevesinde olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone ol, yorum yap, beğen.